Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Pisagor bağıntısını işleyeceğiz. Pisagor bağıntısı dik üçgen üzerinde uygulanan bir bağıntı, dik üçgenin kenarları arasındaki bir bağıntı. Burada e, bağıntımız şu: Hipotenüsün karesi, yani burada c kare eşittir dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani a kare artı b kare. Dik kenarların karelerini topladığınız zaman hipotenüsün karesine eşit olması gerekiyor. Dik üçgenli. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Pisagor Pisagor bağıntısı. Şimdi bize burada mesela bir dik üçgen vermiş. 3 Üç vermiş, 4 vermiş 90 derece vermiş. Bu uzunluğu bilmiyoruz. Yani hipotenüsü bilmiyoruz. Oraya x diyelim. Her zaman arkadaşlar hipotenüsün karesi eşittir diye başlayacağız. Yani hipotenüsün karesi eşittir diye başlayacağız. Dik kenarların kareleri toplamı yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. x kare eşittir 9 artı 16. x kare eşittir 25. Şimdi 25 neyin karesi? 5'in karesi. Ya da her iki tarafı şu şekilde kök içine alırsanız x kare dışarıya x diye çıkar. Kök 25 dışarıya 5 diye çıkar. Yani x'in değeri hipotenüsümüzün değeri 5 santimetreymiş. Hemen altında da yine 1 vermiş, 2 vermiş. Bu hipotenüs uzunluğunu bilmiyoruz. Hemen ne yapacağız? Hipotenüsün karesi eşittir diye başlayacağız. 1'in karesi artı 2'nin karesi. x kare eşittir 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. x kare eşittir 5. Şimdi arkadaşlar 5 neyin karesi? Herhangi bir tam sayı yok. Dolayısıyla her iki tarafı da karekök içine alıyoruz şu şekilde. Bu dışarıya x diye çıkıyor. Kök 5 dışarıya çıkamadığı için kök 5 olarak kalıyor. Yani sonuçlarımız köklü ifadelerde olabilir. Burada da x'imizin değeri, hipotenüsümüzün değeri kök 5. Buralarda da verilmeyen kenar uzunluklarını bulacağız. Burada verilmeyen dik kenar. Şimdi her zaman x kare eşittir diye başlamayacağız arkadaşlar. Her zaman hipotenüsün karesi eşittir diye başlayacağız. Burada hipotenüs biliyorsunuz 90'ın karşısı. Yani 2. Yani burada 2'nin karesi eşittir diye başlayacağız. 1'in karesi artı x'in karesi diye devam edeceğiz. Çünkü bunlar dik kenarlar. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, x'in karesi aynı. 1'i karşı tarafa attığımız zaman eksi 1 olarak geçti. 3 oldu x kare. Her iki tarafı kare kök için alıyoruz. Bu kare kök için almamızın sebebi bu x'in karesini yok etmek için. Bu x diye dışarı çıkıyor. Burası da herhangi bir şey olarak dışarıya çıkamıyor. Yani kök 3 olarak kalıyor. Burasının değeri kök 3. Burada tabi köklü ifadeler de bulunabilir. Köklü ifadeler bulunduğu zaman yapacağımız şey yine aynı şeyler. Ee, kök 17 hipotenüs hipotenüsün karesi eşittir diye başlıyoruz. x kare artı 2 iki kök 2'nin karesi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Burada mesela köklü bir ifadenin karesini aldığımız zaman bu kareyle bu kök birbirini götürür ve 17 kalır. Eşittir. X kare artı burada da kat sayısı olan köklü bir ifadenin karesi alırken hem katsayının karesi hem köklü ifadenin karesi alınır. Yani burada 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi kökle buradaki kare birbirini götürür ve 2 kalır. Ya da kök 4 olur. Kök 4 dışarı 2 diye çıkar. O şekilde de yazabiliriz. 17 eşittir x kare artı 4 kere 2 8. 8'i karşı tarafa atıyoruz arkadaşlar. Eksi 8 olarak geçiyor. 17'den çıktığımız zaman 9 kalıyor. Yani x kare eşittir 9. Kare kök için aldığımız zaman hangi sayının karesi 9'dur? 3'ün. Burada da bu dik kenarı 3 olarak buluyoruz. Yan tarafta Yine dik kenarı bilmiyoruz. 20'nin karesi hipotenüsün karesi arkadaşlar. 400. Artık hızlıca da yapabiliriz. x kare artı 10'un karesi 100. 400'ü bu tarafa attık. 100'ü bu tarafa attık. Eksi 100 olarak geçti. 300 kaldı burada. Eşittir x kare. Her iki tarafı kare içine aldığımız zaman bu dışarıya x diye çıkar. Bu da 3 çarpı 100'dür. 100 dışarıya 10 diye çıkar. Buradaki 3 içeride kalır arkadaşlar 10 kök 3 olarak 10 kök 3 olarak burada da sonucumuzu bulmuş oluyoruz Arkadaşlar burada da e, AB arasındaki CD arasındaki ve EF arasındaki uzaklıkları bulacağız şöyle bir birleştirelim AB arasındaki uzaklığı CD arasındaki uzaklığı ve EF arasındaki uzaklıkları bulacağız birim kareler üzerinden Peki bunu nasıl yapacağız bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için arkadaşlar buradan bir dik üçgen oluşturmamız lazım yani görmüş olduğunuz gibi şöyle bir dik üçgen oluşturabiliyoruz bu dik üçgenin yatay uzunluğu Burası 3 birim dikey uzunluğu Burası 4 birim burada x dersek arkadaşlar buradan x kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi x kare eşittir 25 x eşittir 5 olarak bulunuyor. Yine C ile D arasında bulurken arkadaşlar yine buraya ee, burayı bir dik üçgene tamamlayacağız. Dik üçgene şu şekilde tamamlayalım. Burası yine 3 birim. Dikey uzunluk 2, 4, 5 birim arkadaşlar bu sefer. Buraya yine x dersek. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi 25. x kare eşittir. Bu ikisini topladığımız zaman 34 yaptı. Kare kök için alıyoruz. Karekök için alıyoruz. Bu dışarıya x diye çıktı. Kök 34 arkadaşlar dışarıya çıkmaz. Kök 34 olarak kalır. Yani buranın uzunluğu da kök 34'tür. EF arasına geldiğimiz zaman bir yine dik üçgen oluşturacağız. Şu şekilde tamamlayabiliriz. Burası bir birim. Burası 5 birim arkadaşlar. 1 bir birime 5 birim. Dolayısıyla burada x dersik x kare eşittir 1'in karesi 1, 5'in karesi 25. Topladığımız zaman x kare eşittir 26 yaptı. Kare kök için alıyoruz. x eşittir kök 26. Yine kök 26 da dışarıya çıkamadığı için bu şekilde kalır kök 26 olarak. Burada arkadaşlar şimdi bize iki tane dik üçgen vermiş şu içteki dik üçgen miydi dıştaki dik, dik, üçgen burada AD uzunluğunu soruyor şu uzunluğu soruyor bu uzunlukları bulabilmek için Pisagor teoreminden yararlanmamız gerekiyor ama şimdi şu kenar ve şu kenar üzerinden burayı bulmamız mümkün değil çünkü burada bir diklik yok diklik burada dolayısıyla arkadaşlar şu AC uzunluğu ve AB uzunluğunu kullanarak AB uzunluğu hipotenüs AC uzunluğu dik kenar Diğer dik kenarı yani CB uzunluğunun tamamını bulmam lazım önce. CB uzunluğunun tamamına biz x diyelim. Ve e, 12'nin karesi eşittir 4 kök 2'nin karesi artı x kare. Yani hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşit olması lazım. 12'nin karesi 144. 4 kök 2'nin karesi az önce yaptığımız gibi 4'ün karesi 16 çarpı kök 2'nin karesi 2 artı x kare. 144 eşittir. 16 ile 2'yi çarptık. 32 artı x kare. 32'yi karşı tarafa attık arkadaşlar. 32'yi çıkaracağız bundan. 2, 1, 1. 112 eşittir x kare. Yani arkadaşlar e, x kare 112 ise kare kök için aldığımız zaman x eşittir kök 112. Şimdi burada genelde ipucu olur. Yani şurası mesela kök 7'li bir ifade. Demek ki bu da kök 7'li bir şey çıkacak. Bir şey kök 7 şeklinde olacak. Şimdi peki 112 112 7'ye bölersek ne çıkacak bir bakalım. 1 kere 7 7 4 11'den çıktı 4. 2 6 42 0 0. Yani 16 ile 7'nin çarpımı 112. Dolayısıyla arkadaşlar, şöyle yazabiliriz şuraya 112 yerine 16 çarpı 7 yazabiliriz. Buradan da 16 dışarıya 4 diye çıkar, 7 içeride kalır. Yani 4 kök 7, 112 aslında arkadaşlar 4 kök 7'ymiş. Dolayısıyla e, bunun tamamı 4 kök 7 ise, 4 kök 7 ise, burası da 3 kök 7 ise geriye buraya 1 kök 7 kalıyor. Bir kök 7 kalıyor. Şimdi arkadaşlar burada şu küçük dik üçgen yardımıyla bu uzunluğu bulacağız. Buraya da y diyelim bu sefer. y'nin karesi eşittir. 4 kök 2'nin karesi artı kök 7'nin karesine eşit. Yani hipotenüsün karesi dik, ke dik kenarların kareleri toplamına eşit. y kare eşittir. 4'ün karesi 16 kök 2'nin karesi 2 çarptığımız zaman 32 yapıyordu. Aynı şuradaki gibi. Artı kök 7'nin karesi de kare ile kök birbirini götürür. 7 kalır demiştik. 32 ile 7'yi topladık. Y kare eşittir. 39. Burada da her iki tarafın karesini alırsak Y eşittir. Kök 39 olarak kalır. Kök 39 arkadaşlar dışarıya çıkarma. 3'e bölünür. 3 ile 13'ün çarpımı. 13 dışarı çıkamadığı için bu şekilde kalır arkadaşlar. Yani AD uzunluğu kök 39 eşittir kök 39 santimetre uzunluğunda. Arkadaşlar şimdi de Pisagor teoreminin uygulama alanlarından bir tanesi de burada e, verilen üçgenlerin dik olup olmadığını belirlemek. Yani şimdi siz bize şöyle bir üçgen verilmiş. Bu üçgen dik üçgen mi değil mi diye soruyor. Hangisi dik üçgendir diye soruyor daha doğrusu. Yani burası 90 derece midir değil midir ona bakacağız. Bunun için arkadaşlar en uzun kenar hangisi En uzun kenarın karesi yani 8 karesi 64. Diğer iki kenarın kareleri toplamına eşit mi? Yani 36 ile 49'un toplamına eşit mi? 64 değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir dik üçgen değil. A'yı eledik. Ee, buraya geldik. Burada da en uzun kenar 10 yani hipotenüs 10. Hipotenüsün karesi 100 eşittir. 36 artı 64. 8'in karesi. İkisinin toplamı 100 mü? Evet 100. Dolayısıyla arkadaşlar 100 eşittir. 100 olduğu için bu 90 derece olması gerekir. Bu bir dik üçgendir. Bunlara bakalım. 11'in karesi 121 eşittir. 7'nin karesi 49. 9'un karesi 81. İkisinin toplamı 121 mi? Değil. Dolayısıyla bu da gitti. Burada da 15'in karesi 225 eşittir. 10'un karesi 100. Artı 6'nın karesi 36. İkisinin toplamı 225 değil. Dolayısıyla bu da bir dik üçgen belirtmez. Burada da verilen kenar uzunlukları bir dik üçgene mi ait? Yoksa başka bir üçgene mi ait? Bunun e, belirlenmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Yapacak olduğumuz şeyler bunların karelerini almak. 25, 144, 169. Bu ikisinin toplamı buna eşit mi? Bakıyoruz arkadaşlar. Toplamları buna eşit. Dolayısıyla bu bir dik üçgendir. Burada da yine 7'nin karesi 49, 1'in karesi 1, 2 kök 5'in karesi. 2'nin karesi 4 kök 5'in karesi 5 x'in çarpımı 20 şimdi 20 ile 1'in toplamı 49 eşit mi yani küçük olanların toplamı büyüğü veriyor mu burada vermedi dolayısıyla bir dik üçgen belirtmez kök 2'nin karesi 2 kök 3'ün karesi 3 kök 5'in karesi 5 küçük olanların toplamı büyük olanı veriyor mu veriyor arkadaşlar dolayısıyla bu da bir dik üçgen Burada da yine 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2, 4 kere 2, 8. 8'in karesi 64, 12'nin karesi 144. Bunların toplamı bunu vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da yine bir dik üçgen belirtmiyorlar.